LGS'ye son 35 gün, hala değerli bir süre var. Bir aydan birazcık fazla bir süre var. Ve bu bir ayı çok iyi değerlendirdiğimizde LGS 2022'de hem sözel bölümde hem de sayısal bölümde gerçekten tahmin ettiğimizden çok daha iyi netlere ulaşabiliriz. Yani gerçek LGS bizim en iyi denememiz olabilir. Yeter ki ısrarcı bir şekilde, gayretli bir şekilde çalışmaya devam edelim arkadaşlar. Hemen haftanın sözüne bakıyoruz. Arthur Ashe isimli bir vatandaş diyor ki, neredeyseniz orada başlayın. Neyiniz varsa onu kullanın, ne yapabiliyorsanız onu yapın diyor. Yani şunu söylemek istiyor. Bizler sözel bölüm ve sayısal bölümde muhtemelen matematikte hatalarımız çıkıyor ve moralimiz bozuluyor. Ve diyoruz ki ya olmaz olsun böyle şey. İstemiyoruz artık. Matematiği yapamıyoruz dediğimiz anlar oluyor. Bazen de çalışıyoruz, iyi yapıyoruz ama tam istediğimiz netler olmuyor. Ya da bazen Türkçe'de hatalarımız çıkıyor. Bazen fende veyahut da İngilizce'de. Herkesin kendine göre eksikleri var. Ama ben genellikle öğrencilerimizden yeni nesil matematikle alakalı şikayetler geldiği için bunu en başa aldım. Şimdi o zaman biz bunu önceki geri sayımlarda göstermiştik. Bizler nerede güçlüysek o kısmı iyice sağlamlaştırmalıyız. Türkçe çok iyi yapmalıyız. İnkılap tarihi, din, İngilizce çok iyi yapmalıyız. Fen çok iyi yapmalıyız. Matematik yapabildiğimizin en iyisini yapmalıyız. Ve böylece bu bir sıralama sınavı olduğu için istediğimiz liseye, istediğimiz fen lisesine ve anadolu lisesine girebiliriz. Yeter ki biz elimizde olanı iyi kullanalım. Yani matematik yapamıyorum, o zaman hepsini bıraktım. Nereye gidiyorsun? Ben 7. sınıfa geri dönüyorum. Nereye gidiyorsun? Öyle bir şey olmaz. Dolayısıyla mutlaka mutlaka bizler kuvvetimizin, gücümüzün en iyi olduğu kısmı iyi bir şekilde çalışmalı. Onun üzerine gitmeliyiz arkadaşlar. Geldik buraya. Sorularım Ece Mercan 73 beğeni almış. Bakalım Ece ne diyor? En son denemede 400 puan aldım. 440 puan yapabilir miyim? İnşallah yaparsın. İnşallah daha fazlasını yaparsın. Az önce söylediğim yöntemle. 400 puanı alırken eğer fende, Türkçe'de, İnkılap tarihinde, dinde İngilizce hataların varsa onları bir temizle. Bu bir. Eğer onların hepsini doğru yaptığın halde 400 puan alıyorsan o zaman matematik eksiklerin vardır. Bu durumda matematiğe yönelik ciddi bir deneme, ciddi bir çalışma yapman lazım. Hatta ben burada LGS matematik denemelerimize getirdim. Burada gerçekten matematik netlerinizi artırabilecek özel bir deneme. Ama eğer hala öbürlerinde hatalar varsa onlara iyice yüklenmelisin Ece. Havalar çok sıcak olmaya başladı. Doğru. Bunalmaya başladım. Gündüz yatıp gece çalışsak verim alır mıyız? Arkadaşlar bunu tavsiye edemeyeceğim. Neden? Eğer eviniz çok sıcaksa, yani çok sıcak bir şehirde, mesela Urfa'da, Antep'teyseniz ve evinizde klima yoksa ve çok sıcaksa tabii ki bu durumda gece çalışmalısınız. Ama sınava doğru yeniden sabahları çalışmaya başlayın. Çünkü sınav sabahleyin olacak. Bakın ne demiş? 9 Haziran 2021 pardon 6 Haziran 2021 saat 9.30 yapmışlar. Bu sene de 9.30 yapacaklar. Dolayısıyla gündüz saatlerinde kalkıp deneme çözmeye kendimizi alıştırmak, gündüz saatlerinde ders çalışmaya kendimizi alıştırmak çok çok önemli. Ama az önce söylediğim aşırı bir durum varsa o durumda tabii ki geç çalışacaksın. Yapacak bir şey yok. Burada sana tabii ki hak veriyorum. Matematikte 8-9 doğru çıkıyor. Mükemmel. Ve yanlışlarımın hepsi dikkat dağınıklığı yüzden oluyor. Ne yapmalıyım? Bak 8-9'u demek ki esasında dikkat eksikliğini azalsan 10-14-15'leri çıkaracaksın belki de. İnşallah daha fazlasını yaparsın. Şimdi burada çok önemli. Dikkat dağınıklığını yemenin en güzel yöntemlerinden biri de kitap okumaktır. Zaten kitap okumak bizim diğer derslerde de, yani Türkçe'de, inkılap tarihinde, dinde veyahut da fende de sorularımızın, netlerimizin artmasını sağlar. Niye? Okuma yeteneğimiz gelişir. Dolayısıyla o satırları takip etmeyi unuttuk biz. Yani eskiden nasıldı biliyor musunuz? Alırdık bir kitabı elimize mesela. Şöyle kitabın içindeki satırları takip ederdik. Şimdi ise ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi artık böyle elimizde bir telefon. Bıdı 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 bıdı. Telefondan, ekrandan sürekli bilgi alıyoruz. Bu da tabii ki bizim dikkatimizin dağılmasına sebep veriyor. Satırları takip etmekte sıkıntılar yaşıyoruz. O zaman kitap okuyarak da bu durumu düzeltebilirsin Ece. Veyahut da dikkatle alakalı özel testler var. Mesela şöyle bir şekil çiziyor adam. Diyelim ki böyle şekiller var. Bu şeklin aynısını tekrar çizer misiniz diyor. Sen bu şekle bakarak bu şeklin aynısını çizmeye çalışırken odaklanma ve dikkat gücünü artırmış oluyorsun. Yani bunu aynısını bir daha çizebilir miyim diyorsun. Bakarak çizmeye çalışıyorsun. Bu da senin dikkatin artmasını sağlayabiliyor. Buna benzer özel şekilleri çizmeye çalışmak. Yani konsantrasyonun, odağın artıyor. Hocalar çok strese sokuyor, moralim bozuluyor, ders çalışmaya bizim kaçıyor, ne yapabilirim? Hocalarla artık görüşmemelisin. Yani hocam sizi çok seviyorum, siz benim canımsınız, siz benim ciğerimsiniz. Sizin sayenizde buralara kadar geldim, ellerinizden öperim. Dedikten sonra bir şekilde yani hani o hocayla alakalı stres soktuğunda kulağını kapatmalısın. Çünkü maalesef bazen ben de yapabiliyorum bunu. Bazen arkadaşlar dikkat edin, sınava girdiğinizde işte heyecanlanacaksınız, avuç işleriniz terleyecek, sözel bölüm çok kolay olacak ama sayısal bölümde zorlanacaksınız. O yüzden fenden başlayın dediğimde bazı öğrenciler bundan motive oluyor. Yapacağım ben diyor. Bazısı ise stres olabiliyor. Ben olabildiğince stres yapmamaya gayret gösteriyorum. Strese sokmamaya gayret gösteriyorum ama bazen ben de yapabilirim. Hakkınızı helal edin. Eğer
Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Hocam müsaade istiyorum. Anneniz mi sizi strese sokuyor? Çalışmıyorsun bak, herkes çalışıyor, sen çalışmıyorsun. Anne seni çok seviyorum, görüşürüz. Bu şekilde kaçmanız lazım. Çünkü sınavda moraliniz yüksek olursa en az 5 net fazla yapacaksınız arkadaşlar. Ben yaparım, harikayım, süperim ben diye girin. 5 net daha fazla yapıyorsunuz arkadaşlar. Emin olun bu böyle. Geldik İzmir Kız Anadolu Lisesi İzmir'de 1,24 dilimi gördüğünüz gibi. Yabancı dili Almanca, buraya dikkat çekmek istiyorum. Yine tıplar, hukuklar, işletmeler, mühendisler havada uçuşuyor arkadaşlar. Haftanın kaynağına baktığımızda LGS Matik Matematik Denemeleri temelden zora doğru sınav provası yaparak temel sorular, sarmal denemeler, kolay düzey, orta düzey, zor düzey ve çok zor düzey yeni sorularla sizlere matematikte netlerinizi artırmaya çalışan bir kitap arkadaşlar. Bakın ilk sorular ne kadar böyle temel seviyeden geliyor. Bu soruları da çözdüğünüzde matematikte kendi seviyenize göre işte 3 yapıyorsanız 5, 5 yapıyorsanız 8, 8 yapıyorsanız 11, belki de 11 yapıyorsanız 14 netleri çıkarmanızı sağlayacak güzel bir kaynak arkadaşlar. Bütün soruların çözümleri uzman hocalar tarafından sizler için detaylı bir şekilde anlatıldı. Bu kitabı da mutlaka sınavdan önce bitirmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Az kaldı arkadaşlar. Dişlerinizi sıkın ve inşallah hayallerinizdeki liseye girin. Ben gireceğinize eminim. Hiç endişem yok. Hiç korkum yok. Yeter ki siz çalışmaya ve gayret göstermeye devam edin. Hadi bakalım.